Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci dönemimiz başlıyor. Bugünkü konumuz bilim felsefesi. Bilim nedir? Bilimsel bilgi nedir? Bilim felsefesi nedir? Hep beraber işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, neler öğreneceğiz? Hemen bir bakalım. Bilim, bilimsel bilgi, bilim felsefesi nedir? Bunlara bakacağız. Bilimin tarihsel gelişimini inceleyeceğiz. Hep beraber bilim ve felsefe ilişkisine bakacağız. Bilimsel bilginin özelliklerine değineceğiz. Bilime farklı yaklaşımları inceleyeceğiz. Bilimsel yöntem aşamalarına bakacağız. Yani bilim hangi yöntemlerde, hangi aşamalarda inceleniyor? Hemen bunları inceleyeceğiz. Bilim ve hayat, yani bilimin hayatımızdaki yerini inceleyeceğiz. Burada hemen bilim, bilimsel bilgi, bilim felsefesi nedir derken bilim felsefesinde bilimin önemini sizlere hemen kısacık bir anlatmak istiyorum. Bilim bizim için neyi ifade eder arkadaşlar? Bilim, deney ve gözleme dayalı olarak mantıksal bir akıl yürütme yoludur aslında ve fiziksel dünyanın yapısını ve işleyişini sistemli bir şekilde araştırır ve inceler. Aslında bir bilgi etkinliğidir bilim. Burada hemen yıldızlayalım. Bilimsel bilgi nedir aslında? Bilimsel bilgiye baktığımız zaman da kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişmeyen aslında genel geçer bir bilgidir. Bu da bilimin bir alt başlığı olarak karşımıza çıkacak. Diğer anahtar kelimelerimizi inceleyelim. Bilimsel yöntem bizim için önemli. Doğrulanabilirlik bizim için önemli. Tümevarım, bilimsel devrim, hipotez yani varsayım, deney ve gözlem bizim için tabii ki de önemli. Pozitivizm, bilim felsefesi adına önemli. Bilim felsefesi demişken bilim felsefesinin de şöyle kısaca bir tanımını yapalım. Bilim felsefesinin aslında birçok tanımı var ama şöyle kısaca tanımlarsak bilimin doğasını, kapsamını, sınırlarını yani aslında bilimsel bilginin yapısını ve özellikleriyle ilgili yani bilimle ilgili her türlü soruyu soracak arkadaşlar. Zaten felsefe ne yapar? Sorularla ilgilenir ve bunlara aslında cevaplar arar. Yani bilim felsefesi aslında bilimle ilgili her türlü soruyu arıyor ve aslında bilimi irdeliyor diyebiliriz. Ve paradigmalarla ilgileneceğiz, yanlışlamalara bakacağız, kuram yani teorilerle ilgileneceğiz diyebiliriz. Hemen bilimin tarihsel gelişimine bakalım. Bilimin tarihsel gelişimini incelemeye başladığımızda arkadaşlar burada hemen bir yin yang işareti göreceksiniz. Bu bize hangi medeniyeti hatırlatacak? Çin medeniyetini hatırlatacak. Peki burada kimi görüyoruz? Böyle bir Buda görüyoruz sanki. Hangi medeniyeti hatırlatacak? Bize Hindistan medeniyetini hatırlatacak. Bilimle alakası nedir hocam diye sorarsanız Çin ve Hindistan medeniyeti bizim için bilimin başladığı medeniyet olarak kabul edilir. Yani milattan önce 2000'ler diyebiliriz bilimin başladığı medeniyet olarak. Tabii ki Mısır ve Mezopotamya'da bizim için önemli bilimin başladığı medeniyetler olarak kabul edilebilir. Unutmayın ki milattan öncedir bu medeniyetler ve matematik, fizik, astronomi gibi bilimler de ön plana çıkar. Tabii ki bu tarihsel gelişim sürecinde de Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ bizlere güzel bir bilim süreci olarak karşımıza çıkar. Hemen bu bilimsel gelişim sürecini incelemeye başlayalım. Çok kısa şekilde inceleyeceğiz bunları. Aklımızda kalsın. Eski Yunan'da Thales ve diğer düşünürler. Thales tabii ki ilk filozofumuzdu. Bunu da unutmayalım. Doğa felsefesi ile ilgili bilimsel çalışmalara katkıda bulunuyorlar. Bu dönemde bilim insanlarıyla filozoflar aynı kişiler olarak karşımıza çıkıyorlardı arkadaşlar. Yani ilk dönemlerde, ilk çağlarda bilim insanları eşittir filozoflar. Bunları da testte karşımıza çıkarsa unutmayalım test sorularında. Thales neyle ilgileniyordu? Matematikle ilgileniyordu. Sadece matematikle değil, tabii ki de farklı bilim dallarıyla da ilgileniyor. Bunları da unutmayalım ama ön planı tabii ki de matematik çıkıyor. Aristoteles de mantık biliminin kurucusudur. Aynı zamanda da biyolojide canlıları kategorize etmiştir hayvanlar ve bitkiler olarak. Hemen Orta Çağ'a bir bakalım. Orta Çağ'da Müslüman bilim filozoflarından İbn Sina karşımıza çıkacak. İbn Sina tıpla ilgileniyor. Önemli eserine bakalım. El Kanun fit Tıp yani tıbbın kanunu bize neyi anlatacak? Avrupa'da üniversite üniversitelerde arkadaşlar tıp kitabı olarak okutuluyordu bu kitap ve karşımıza da sorularda çıkabilir. Hemen bir yıldız atalım. Biruni neyle ilgileniyordu? Matematikle ilgileniyordu. Astronomi fizikle de ilgileniyordu ama en çok matematikle ilgileniyordu. Hatta trigonometri, sinüs, kosinüs Biruni'den soruluyordu o dönemlerde. Hemen Kopernik ve Galileo'ya bakalım. Kopernik güneş merkezli sistemi buluyor. Galileo Galilei modern fiziğin babası olarak kabul ediliyordu. Hemen Newton'a bakalım. Newton'u hepiniz bilirsiniz. Kafasına elma düşüyor ve fiziğin biliyorsunuz en sevilen bilim insanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Descartes de analitik geometrinin kurucularındandır ve kartezyen felsefede ön plana çıkar. Francis Bacon ise bilim insanıdır ve bilimin aydınlatıcı savunucusu olarak da karşımıza çıkar. Hemen bir başka konuya bakacağız. Bilimlerin sınıflandırılması. Bilimler nasıl sınıflandırılıyor hocam diye sorarsanız. İnsan bilimleri, sosyal bilimler, neler varmış bu bilimlerde? Bildiğiniz gibi tarih, beşeri coğrafya, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi. Yani bizim bildiğimiz sosyal bilimlerimiz ve insan bilimlerimiz. Öne çıkanlar insan ve sosyal kelimeleri olacak arkadaşlar. Doğa ve yaşam bilimleri adından da anlaşılacağı üzere fen bilimleri. Nedir bunlar? Fizik, kimya, astronomi, biyoloji ve coğrafyadır. Peki formal bilimlerimiz nedir? Tabii ki matematik ve mantıktır. Hop hemen diğer konumuza geçelim. Bizim bilim insanlarımızın öne çıkan özellikleri neymiş? Hemen bir bakalım. Ben bir bilim insanıyım, değil mi? Benim bilim insanı olarak hangi özelliklerimin öne çıkması gerekir? Ben meraklı ve şüpheci olmak zorundayım. Çünkü benim yapacağım deneylerde meraklı olmam ön plana çıkmak zorunda. Benim gözlem ve ölçüm yapabilme yeteneğim olması gerekli ki ben deneylerimde ve gözlemlerimde daha başarılı olabileyim. Ben denemekten asla vazgeçmemeliyim. Ben mantıklı olmak zorundayım. Ben tarafsız ve güncel olmak zorundayım ki bilimde daha fazla katkıda bulunabileyim. Peki bilim ve felsefe ilişkisine bakalım. Yavaştan bilim ve felsefeye giriyoruz. Yani bilim felsefesine adım adım yaklaşıyoruz. Benzerlikler nelerdir? Evreni, insanı ve yaşamı bilinçli ve sistemli olarak araştırırlar. Burada anahtar kelimeler neler? Burada sistemli, evreni ve yaşamı bilinçli olarak araştırmak ön plana çıkıyor. Peki eleştirel yaklaşım ve dinamiklik egemendir diyeceğiz. Yani burada eleştirellik ön plana çıkacak arkadaşlar. Ve akla uygunluk mevcuttur diyeceğiz. Mantıksal ilkeler çerçevesinde zihinsel süreçler ön plana koşulur diyeceğiz. Bunu da asla unutmayalım. Yani mantıklılık ön planda olacak diyeceğiz. Hemen bir bilim ve felsefe ilişkisinde farklılıklara bakalım. Bilim ve felsefe. Evet, hemen bakalım. Burada farklılıklar olarak neyi göreceğiz? Bilim objektiftir arkadaşlar. Felsefe nedir? Subjektiftir. Yani bilim objektiftir dediğimizde bilim nesneldir diyeceğiz. Subjektiftir dediğimizde felsefe özneldir diyeceğiz. Sonuçları kesindir bilimde, felsefede sonuçlar varsayımlıdır. Yani sonuçlara hemen ulaşamayız. Bunları sürekli eleştiririz. Deney ve gözlem yöntemini kullanacağız bilimde. Felsefede temel araç olarak arkadaşlar düşünmeyi kullanacağız. Bilimde olanı inceleyeceğiz. Felsefede olması gerekeni inceleyeceğiz. Bilim birikerek ilerler, bunu sakın unutmayın. Felsefe yığılan bilgidir. Yani kümülatif olarak ilerler arkadaşlar. Bilim varlığı parçalara ayırarak inceler. Felsefe ise varlığı bütün olarak inceler. Bu da bizim için önemli ayrımlardan birisidir. Bilimde cevaplar önemlidir. Felsefede ise sorular önemlidir. Geldik bilimsel bilginin özelliklerine. Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Bilim bir iç iç bütünlüğe, yapı ve işleyişe dayanır. Bu yapı onun belirli bir çerçeve içerisinde üretilmesini sağlamaktadır. Burada anahtar kelimemiz nedir arkadaşlar? Bilimin bir iç bütünlüğe, yapı ve işleyişe dayanması. Bu bize hangi özelliğini verecek bilimin? Sistemli olma özelliğini verecek tabii ki de. İkinci özelliğimize bakalım hemen. Bilim insanlarının kişisel görüşlerini değil, bilimsel araştırmalarının sonuçlarını yansıtır. Yani burada diyor ki kişisel görüşleri vermeyecek bilim bize. O zaman burada hangi özellik ortaya çıkacak arkadaşlar? Nesnel olma özelliği ortaya çıkacak. Yani bilimsel bilgi nesneldir diyeceğiz. Bilimin gelişmesi ve ilerlemesinde bütün dünya milletleri, hemen anahtar kelimeyi aldık cebimize, ve uygarlıkların katkıları vardır. Burada ne diyeceğiz? Evrensellik ön plandadır diyeceğiz. Yani bilimsel bilgi evrenseldir diyeceğiz. Bilim insanları sonuca çabuk varma eğiliminden uzak durarak her aşamada ulaştıkları sonuçları değerlendirir. Yani bilimsel bilgi nedir arkadaşlar? Eleştireldir diyeceğiz. Bilimin sonuçları şüphe içermez. Bilim uzun bir araştırma sonucu elde edilmiş bilgilere dayanır. Yani şüphe içermez derken ne demek istiyoruz? Bilimin sonuçları kesinlik taşır ama sonrasında değişkenlik de taşıyabilir. Bu tartışılabilir bir özellik. Bilim kendi iç yapısında çelişki taşımaz. Bilimin ortaya koyduğu sonuçlar birbiriyle çelişmez. Bu hangi özelliğidir bilimin arkadaşlar? Tutarlılık özelliğidir. Yani çelişki asla taşımaz. Bilimde sonuçlara belirli bir yol izlenerek ulaşılır. Yani bu hangi özelliğidir? Bilimin yöntemli olma özelliğidir. Hemen bilimsel bilginin özelliklerinin ardından bilim felsefesinin önemli konularından biri olan bilime farklı yaklaşımlara geçiyoruz. 1. Ürün olarak bilim. 2. Etkinlik olarak bilim. Ürün olarak bilimde karşımıza ne çıkacak? Hemen bakalım. Bu görüş, bilim ve bilimsel kuramları bilim insanının yaratıcı çalışmasının sonucu ortaya çıkan ne olarak görecek? Ürün olarak görecek. Yani bilimi arkadaşlar ürün olarak görecek bu görüş. Ve aslında bu görüş neopozitivizm olarak da adlandırılacak. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Ve diyecek ki bilimsel yöntemle elde edilmiş kuram ve kanunlardan oluşmuş kesin, nesnel ve birikerek ilerleyen bilgiler yığını benim için diyecek ürün olarak bilimdir diyecek. Bilimi anlamanın yolu bilim eserlerini mantık açısından çözümlemektir. Aslında biraz dille de ilgilidir ürün olarak bilim. Temsilcileri kimmiş? Carnap, Reinbeck ve Hemper'miş. Etkinlik olarak bilime bakalım. Aslında birazcık bu iki görüş birbiriyle karşıt olarak söylenebilir. Etkinlik olarak bilimde ise bu yaklaşıma göre bilim, bilim insanlarından oluşan topluluğun bir etkinliğidir diyecek. Bilimi anlamak için tarihi ve toplumsal boyutlarıyla ele almak gerekir diyecek. Yani ben bilimi anlamak istiyorsam bilimi bilim insanlarıyla da ele alacağım. Bilimi tarihiyle de ele alacağım. Yani bilim tarihinden bağımsız değil diyecek bunu düşünen filozoflar. Bilim insanları içinde bulundukları bilimsel topluluğun sosyolojik ve kültürel özelliklerinden bağımsız düşünülemez diyecek. Temsilcileri kimdir? Thomas Kuhn ve Toolmin'dir. Thomas Kuhn'u neredeyse hepinizin tanıdığını düşünüyorum. Ürün olarak bilimin hemen temsilcilerine kısaca bir göz atalım. Carnap diyecek ki benim için diyecek metafizik önermeler diyecek, sözlü önermedir diyecek, felsefenin diyecek metafizik önermelerle ilgilenmesini istemiyorum, bunlar boştur diyecek. Mantıkçı pozitivistlere göre bilimin işlevi bizim dışımızda var olan olgusal dünya ile bizdeki mantıksal yapı arasında olguları oldukları gibi betimlemek ve açıklamaktır diyecek. Doğrudan doğrulama ve dolaylı doğrulama yöntemi vardır arkadaşlar Carnap'ın. Ve diyecek ki doğrudan doğrulama olarak bir kuramın bir önermesi veya kuramın kendisi deney ve gözlem yoluyla bir karşılık bulup destekleniyorsa bu doğrudan doğrulamadır. Zaten Türkçe'de bildiğiniz gibi doğrudan olan bir şeyse diyecek benim için doğrudan deney ve gözlemle ulaşılabilirdir diyecek. Dolaylı doğrulamada ise her zaman doğrudan deney ve gözlem bir önermeyi doğrulamak için yeterli olmayabilir diyecek. Onun için de yardımcı alet ve gereç kullanarak yapılan doğrulama dolaylı doğrulamadır diyecek. Onun için diyecek ben bu ikisini kullanarak önermelere ulaşabilirim ama anlamlı önermelere ulaşabilirim. Metafizik önermeler benim için önemli değildir diyecek. Hemen ürün olarak bilimin ikinci temsilcisi Reinbach'a bakıyoruz. Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirlik diyordu Reinbach. Anlamlı önermeler doğrulanabilme ya da yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermelerdir diyor. Metafizik, estetik ve etiğin önermeleri doğrulanamaz. Bu tür önermeler anlamlı önermeler değildir diyecek Reinbach. Olgusal olmayan önermeler bilimsel önerme niteliği taşımazlar diyecek. Kısaca hemen bunu yıldızlıyoruz. Etkinlik olarak bilime bakacağız. Thomas Kuhn'a göre bilim bir ne sürecidir arkadaşlar? Etkinlik sürecidir. Bilim sürecini yönlendiren olgular bilim insanlarının oluşturduğu topluluk ve onların çalışmalarıdır diyecek Thomas Kuhn. Bilim statik bir sonuç değil, devamlı bilimsel devrimlerle ilerleyen bir etkinliktir diyecek Thomas Kuhn. Kuhn'a göre bilimin oluşumu ve gelişimi bir paradigmadan diğerine geçişle olanaklıdır. Bu devrimsel bir etkinliktir. Yani Thomas Kuhn deyince aklımıza bilimin bir etkinlik olduğu gelecek ve bilimin paradigmalardan oluştuğu aklımıza gelecek. Yani ürün olarak bilime karşı çıkacak arkadaşlar Thomas Kuhn. Kuhn bilimsel süreci oluşturan adımları bir sırayla açıklar. Bu süreç sürekli kendini yenileyerek tekrar eder diyecek bize Thomas Kuhn. Yani ürün olarak bilime karşı çıkacak. Kuhn ne yapıyor arkadaşlar? Bilimsel etkinliği belirli dönemlere ayırarak inceliyor. Bunları 4 döneme ayırıyor. Bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalımlar dönemi ve bilimsel devrim dönemi olarak 4 döneme ayırıyor. Hemen bu 4 dönemi kısaca inceleyelim. Bilim öncesi dönemde bilim insanlarının belirli bir bilimsel bakışı ve anlayışı yani paradigma yoktur diyor. Açıklama yapılarak değer kazanan bir paradigmanın etrafında toparlanılır diyecek bilim öncesi dönemde. Sonrasında ikinci aşamada ise olağan bilim dönemi olarak adlandıracak. Var olan paradigma ile her şey çözümlenmeye çalışır diyecek. Sonra üçüncü aşamaya yani bulanımlar dönemine geçeceğiz. Yapılan araştırmaların çoğalmasıyla çözülemeyen anomaliler ortaya çıkacak. Sonrasında ise bilimsel devrim dönemi yani en son dönem adından da anlaşılacağı üzere bir bilim insanı çıkacak ve yeni bir paradigma öne sürecek ve böylece bilimsel devrim dönemi tekrarlanmak üzere en başa dönecek arkadaşlar. Kuhn'un bilimsel etkinlik dönemi, bunu da unutmayalım. Etkinlik olarak bilimin ikinci temsilcisine hemen bakalım. Bilimi açıklarken Darwin'den etkileniyor. Kim etkileniyor arkadaşlar? Stephen Tolmin etkileniyor. Bilimde güçlü teoriler ayakta kalır der, varlığını sürdürür der, zayıf teoriler ise yok olmaya mahkumdur der Stephen Tolmin. Teorilerin başarılı veya başarısız olması bilim insanının başarısına bağlıdır görüşündedir. Yani teoriler başarılıysa ya da başarısızsa bu bilim insanının tamamen ona bağımlı olan bir şeydir görüşündedir. Peki bilim felsefesinde klasik görüş ve eleştirilerine bakalım. Klasik görüş açısından bilim aslında bu ürün olarak bilime birazcık yaklaşıktır diyebiliriz. Neopozitivizm. Bilim bize insandan bağımsız gerçek bir dünya hakkında bilgi verir. Peki bilimlerin birliğinden söz edilebilir diyecekler. İndirgemeci bir yaklaşımla yaklaşılacaklar bilime. Bilimsel yöntem diyecekler. Tek ve aynıdır diyecekler. Bunları iyi anlamanızı istiyorum çünkü bir sonraki konuda diyeceğiz ki bunların tam zıtlarına, eleştirilerine bakacağız. Bütün bilimlere örnek olabilecek ideal bilim diyecekler. Matematiktir diyecek. Çünkü indirgemeci bir yaklaşım sergileyecekler. Bilimsel açıklama nedenselliğe dayanır diyecekler. Neden ve sonuç ilişkisi olarak karşımıza çıkacak. Bilim bilgi birikimi halinde doğrusal ilerleyen bir süreçtir diyecekler. Bilimin ilerlemesi adım adımdır. Bu ilerleme sürekli ve kesintisizdir. Yani diyecekler ki bilim sürekli ama sürekli ilerleyecek. Günün birinde bu ilerleme açıklanması gereken hiçbir şeyin kalmayacağını gösterir diyecekler. Yani diyorlar ki bilim aslında sihirli bir güçtür. Sürekli ilerler. Böylece kusursuz ve eksiksiz bir bilim ortaya çıkacak. Yani gün gelecek, bilimin çözemeyeceği hiçbir şey kalmayacak diyecekler klasik görüş açısından bilim anlayışında. Hemen bu klasik görüşe yöneltilen eleştirilere bir bakalım. Bilimde klasik görüşe yöneltilen bu eleştiriler temelde Thomas Kuhn'un görüşleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ben size ne demiştim? Ürün olarak bilimin karşıtı neydi? Etkinlik olarak bilimdi ve temsilcisi kimdi arkadaşlar? Thomas Kuhn'du. Şimdi de klasik görüş ve onun yöneltilen eleştirileri var. Bakın burada da eleştiriler yine Thomas Kuhn'un görüşleri etrafında çerçeveleniyor. Buradan hemen aklınızda bulunsun. Ne diyor? Thomas Kuhn'un aslında eleştirileri olarak bilinen klasik görüşe yöneltilen eleştirilerde 1. Bilime gereğinden çok değer verilmiştir. Oysa bilimin çözemediği pek çok sorun vardır deniliyor. 2. Klasik görüşün bilinmeyen şeylerin nedenini bilimin gelişmemiş olmasına bağlamaları doğru değildir. Çünkü evren sonsuz ve sınırsızdır ve bilmeye konu olacak olanların tümünü bilim açıklayamaz diyecekler. Bilimin nesnel olduğu doğru değildir. Çünkü bilim insanları ön yargılarla, inançlarla dünyaya bakarlar diyecekler. Bilim birikimli olarak ilerlemez. Bilimde kopukluklar, zikzaklar, hatta devrimler söz konusudur diyecekler. Bilimler temelde tek bir bilime indirgenemez. Gerçeğin farklı boyutlarını ancak farklı bilimler verebilir diyecekler. Bilim tüm sorunlarımızı çözemez. Aksine yeni bilgiler sunarken yeni bilinmezleri de ortaya çıkarır. Bakın iki görüş birbirine ne kadar zıt ve birbirini ne kadar fazla eleştiriyor. Hemen bizim için önemli olan diğer konuya geçelim. Bilimsel yöntemin aşamaları ve yıldızladık. Bilimsel yöntem betimleme ve açıklama yollarını içeren bir süreçtir. Bilimsel yöntemin aşamalarına aşama aşama gidelim. Burada hemen betimlemeyi ve açıklamayı çizdik. Çünkü bilimsel yöntem betimleme ve açıklama yöntemlerini içerir. 1. Doğayı anlamak için problemleri tanımlayacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz ilk başta? Problemleri tanımladık. Koyduk mu cebe? Koyduk. 2. Tanımlanan problemleri neden ve sonuç çerçevesinde ele aldık. Bilimde neden ve sonuç çok önemlidir. Bu ilişkiyi aklımızdan çıkarmayalım. 3. Hipotezlerimizi yani varsayımlarımızı oluşturduk. Bu neden ve sonuç çerçevesinde hemen tikledik. Sonrasında hipotezlerimizi deney ve gözlem yoluyla sınadık arkadaşlar. Sonrasında yani doğruladıktan sonra bu hipotezlerimizi deneyledikten sonra deneysel olarak doğrulanmış hipotezlerimiz ne oldu? Kurama dönüştüler. Bu kuramlaşma yaşandıktan sonra hipotezlerimiz kesin doğruluğa sahip olduğunda neye dönüştüler arkadaşlar? Genel yasalara dönüştüler. Böylece bilimsel yöntemlerimiz ne oldu? Tamamlanmış oldu. Aşamaları da tamamlamış olduk. Hemen en son konumuz olan bilim ve hayat konusuna bakalım. Bilimin hayatımızda aslında gözle görülen, görülmeyen birçok yararı var. Zararından da bahsediliyor ama biz yararlarına bakalım. Yararlarına bakalım, biz faydalı olan kısmına bakalım. Pratik değerine bakalım. Bilimin hayatımızdaki rahatlık ve konfor sağlama gibi faydalarını ifade eden değerleri. Pratik deyince aklımıza ne geliyor zaten? Gözle görülür faydalar, yararlar geliyor. Bilimin pratik değeri daha çok neye yönelik arkadaşlar? Teknolojiye yönelik ortaya çıkıyor. Örneğin neler? Cep telefonu, bilgisayar, tabletler, şu an beni izlediğiniz laptop olabilir, bilgisayar olabilir, tablet olabilir. Elinizde izlediğiniz ne varsa o işte teknoloji, bilimin size sağladığı pratik değer olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Entelektüel değerine bakalım bilimin. Hani şöyle olur ya entelektüel. Bilimin insanın bilme merakını karşılamasıdır yani bu. O zaman bu nedir? Entelektüel değeridir. Yani bizim bilme ihtiyacımızı da karşılar. Bilim hemen mesela bir şeyi merak ettiğimizde Google'a girer bakarız ya. Bu entelektüel değerdir bizim için. Ahlaksal değerine bakalım bilimin. Nesnel düşünme tavrını kazanan kişi olaylar karşısında tarafsız davranma erdemini gösterebilir. Bakın ne demiştik ilk başlarda? Bilim insanlarının özelliklerine bakmıştık. Bize neler neler kazandırıyordu? Tarafsız davranmayı da kazandırıyordu. Tarafsız ve güncel davranmayı da kazandırıyordu. İnsan sabırlı ve ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanarak sığ düşünceden de uzaklaşabilir. Yani bilim aslında bize ahlaksal değerler de katıyor diyebiliriz. Bilim bizim hayatımızın içindedir de diyebiliriz. Ve konu biterken neler öğrendik hemen bir bakalım. Bilim, bilimsel bilgi, bilim felsefesi nedir'e baktık. Bilimin tarihsel gelişimini inceledik. Bilim ve felsefe ilişkisine, benzerliklerine, farklılıklarına göz gezdirdik. Bilimsel bilginin özelliklerini inceledik. Bilime farklı yaklaşımlar, ürün olarak bilim, etkinlik olarak bilim nedir, temsilcilerine baktık. Bilimsel yöntem aşamalarını inceledik. Bilim ve hayat değerine baktık. Bilimin hayatımızdaki yerine baktık. Ve en son tabii ki ödüllü sorumuzla karşınızdayız. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.